Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir bir kutu açma videosu yapmıyorduk. Bugün Samsung'dan iki yeni cihaz gelince bunların kutu açma videolarını sizinle birlikte deneyimlemek istedik. Gelen cihazlardan birisi Galaxy A73 5G arkadaşlar. Biliyorsunuz orta segmentte böyle üst basamaklarda hali popüler bir model. Fiyatı da şu anda 11 bin Türk lirası civarında. Gördüğünüz gibi kutu ince. Bu ne demek oluyor? Cihazın içerisinden şarj aleti çıkmıyor. Peki neler var? Birazdan beraber gözlemleyeceğiz. Diğeri ise Galaxy Tab A8. Biliyorsunuz Samsung'un artık tabletleri biraz daha böyle popülerleşmeye başladı. Son dönemlerde uzaktan çalışmaydı, eğitimde vesaire derken zaten tablet satışları artmıştı. Bu süreçte Samsung da tablet modelindeki yelpazeyi biraz daha genişletti. Dolayısıyla yeni çıkan cihazlardan birisi de Galaxy Tab A8'di. Peki bu cihazlardan, daha doğrusu bu cihazın kutusundan neler çıkıyor? Şimdi beraber bu kutu açma olayını deneyimlemiş olalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz yavaş yavaş kutularımızı açmaya başlayalım sizlerle birlikte. Şu zaten gördüğünüz gibi telefonun koruyucu kılıfı. Fakat güzel bir kılıf, bunu da birazdan açacağız. A73'ten başlayalım. Bu arada ben size telefonun özelliklerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Bu telefonda arkadaşlar Super AMOLED bir ekran bulunuyor, 120 Hz'lik. Biliyorsunuz Samsung genelde artık 120 Hz'lik ekranlar kullanıyor zaten. Hemen kutuyu açtığımız zaman Super Smooth Display bu ekranın özelliğinden bahsediyor. Quad kamera 108 megapiksel. Burada OIS desteğinin olduğunu belirtmiş arkadaşlar. 108 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu ana kameraya 12 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 5 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani rakamlar üzerinde baktığımız zaman Galaxy A73'ün kamera tarafında beklentileri karşılayacağını söyleyebiliriz. Ama nasıl bir performans sergileyeceğini tabii ki yapacağımız inceleme sonucunda sizlerle paylaşmış olacağız. Bu telefonda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778 5G yonga seti bulunuyor. Biliyorsunuz 6 nanometrelik bir yonga seti bu ve gayet kullanışlı, gayet performanslı bir yonga seti. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Telefonumuzu şöyle jelatinini çıkartalım. Dilerseniz jelatinden önce bir bakalım mı içinde ne var? Gerçi kutu zaten şöyle gördüğünüz gibi çok ince. Muhtemelen bir tane de şarj kablosu, yani USB tip C girişi vardır. Onun haricinde bir şey yoktur diye düşünüyorum. Görüyorsunuz şu anda kutu bu kadar. Bu gördüğünüz şeyin içerisinde olanlar. Şöyle bakalım. Evet, dediğim gibi arkadaşlar. Şuradan bir adet tip C kablomuz çıkıyor. Uzunluğu idare edilebilir seviyelerde. Bunun haricinde bunun içinde garanti belgeleri vesaire var. Şöyle göstereyim sizlere. Onun haricinde de başka bir şey bulunmuyor. Biliyorsunuz Samsung cihazlarında artık orta segmentte de bu tarz ince kutular var arkadaşlar. Normalde üst segmentte başlamıştı bu furya. Fakat artık orta segment cihazların kutusunda da gördüğünüz gibi ince geliyor. İçinden kulaklık vesaire çıkmıyor. Şöyle yavaş yavaş açalım. Bu renk bu arada Awesome Mint diye geçiyor arkadaşlar. Yani değişik bir renk. Dokunuş hissiyatı falan güzel. Arka tarafın gayet şu kamera çıkıntısı vesaire oval bir şekilde birleştirilmiş. Güzel. Şurada power tuşumuz var. Hemen açalım cihazımızı. İsterseniz ilk kurulumumuzu beraber gerçekleştirelim. Yan taraflarda da koruyucu bantlar mevcut. Şöyle çıkartalım o bantları da. Yani yan taraflara da bant koymak biraz absürt olmuş. Şöyle çıkmıyor da. Şuradan şöyle çıkartalım. Şöyle hop, bu bantımızı da sökmüş olalım. Bu cihazda arkadaşlar 8 GB RAM var. 128 GB'da dahili depolama alanı bulunuyor. Bunun muhtemelen yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle şunları kabul edelim. Çerçeveler vesaire gerçekten çok ince. Şöyle direkt göstereyim sizlere. Hatta alt çerçevenin de bir hayli ince olduğunu söyleyebilirim. Ve telefon çok hafif arkadaşlar. Şu anda yani elimde tuttuğumda gayet hafif bir hissiyat veriyor bana. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman telefonun gayet hafif tekelle kullanıma uygun bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Merak edenler için belirtelim. 181 gramlık bir ağırlığı var bu telefonun. Şöyle kopyalama diyelim. Daha fazla kabul edelim. Atlayalım bunları. Evet. Cihaz genel itibariyle güzel, ince, kullanışlı. Fiyatı az önce de belirttiğimiz üzere arkadaşlar 11 bin lira civarında. Tabi farklı yerlerde farklı fiyatlarla karşılaşmanız mümkün. Genel olarak baktığınızda 11 bin Türk lirası civarında olduğunu söyleyebiliriz. Evet, cihazımız bu şekilde. Bunun kutusunu açmış olduk. Şöyle 1-2 bakalım. Gerçekten güzel dokunma hissiyatı, tutuş hissiyatı, ağırlık vesaire. Bu açılardan iyi bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada genel itibariyle baktığınız zaman 10.000 Türk lirasını geçen cihazlarda kamera performansının nasıl olduğu merak ediliyor. Şöyle kameraya da bir girelim. Yani bunları önümüzdeki günlerde yapacağımız inceleme ile sizlere göstermeye çalışacağız. Genel itibariyle ilk izlenimimiz A73 için olumlu diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bunu
geri koyalım ve gelelim Galaxy Tab A8'e. Şöyle hop çevirelim cihazımızı da. Son dönemde biliyorsunuz tabletler iyilerine popüler olmaya başlamıştı. Dolayısıyla burada Samsung'un da önemli bir payı var. Gerçekten tablet kategorisinde güzel cihazlar üretiyorlar. Bu arada cihazın depolama kapasitesi, bize gelenin depolama kapasitesi diyeyim sizlere, 32 GB'miş arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Şöyle şunu yan tarafa alalım. Evet, Tab A8'in giriş sınıfında böyle fiyat performans odaklı bir tablet olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Unisoc Tiger T618 Yonga seti bulunuyor içerisinde. RAM kapasiteleri alacağınız cihaza göre değişiklik gösteriyor. 2 GB RAM'den başlıyor arkadaşlar. 4 GB RAM'e kadar çıkıyor. Dilerseniz tabii 3 GB'lık versiyonu da alabiliyorsunuz bu arada. Yani bu tamamen fiyat performans ürünü diyebiliriz. Zaten hani söz konusu tablet olduğunda öyle aman aman çok yüksek gereksinimlere ihtiyaç var mı? Orası da biraz soru işaretleri içeriyor. Şöyle bakıyorum ne çıkıyor diye. Evet, bunun içerisinden en azından şarj cihazımız çıkıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir tip C kablosu, evet, ve bir şarj cihazımız mevcut. Kutu içerisinden geliyor bunlar. Kalem vesaire yok. Baktım hani kalem var mı diye, şöyle kaldırayım belki içinden bir sürpriz çıkar. Ama yok, çıkmadı. Kalem vesaire çıkmıyor içerisinden. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şöyle Android başlatılıyor. Ama tabletin tipi güzel. Yani kareli hatlara yer verilmiş. Kareli hatlara yer verildiği için biraz daha güzel görünüyor. Arkada böyle pembemsi bir renk gelmiş bize arkadaşlar. Bakayım kutu üzerinde ne diye geçiyor bu renk. Pink Gold diye geçiyor arkadaşlar. Yani pembe gold arasında bir renk diyebiliriz. Hemen başlat diyelim. Eğer hani çocuklar için böyle bir hani dersleri takip edebilecekleri bir tablet alıyorsanız bence uygun bir cihaz olabilir bu tablet. Tabii önümüzdeki süreçte detaylı incelemesi gelecek arkadaşlar. Detaylı incelemesi geldiğinde zaten sizlerle birlikte tüm özelliklerini aktarmış olacağız sizlere. Bunlarda kamera vesaire var ama kameradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Zaten az çok biliyorsunuzdur. Onun haricinde tablet genel itibariyle bana ilk izlenim olarak hani güzel. Biraz ağır, gerçi ağırlığı olduğunu söyleyebilirim sizlere. 10.5 inçlik bir tabletten bahsediyoruz sonuçta. Biraz ağır olması normal diyebiliriz. 508 gramlık bir ağırlığı var. Bu arada merak edenler için belirtelim. Yarım kiloluk bir tablet burada söz konusu. Arka tarafta arkadaşlar bir kamera var. Fark etmişsinizdir. 8 megapiksellik bir kamera. Ön tarafta ise 5 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Az önce de bahsettiğim üzere zaten tabletlerde hani kamera olayı çok fazla önemli değil. Neden? Hani bunu kamerasını görüntülü konuşma için vesaire kullanıyorsunuz. Yani kalkıp da tablette fotoğraf çekme olayı zaten günümüzde çok böyle popüler olan bir şey değil. Şöyle hemen ayarlara bir girelim. Bakalım bizlere neler gösteriyor. Buradan bakalım telefon hakkında bilgilerimize, bir tablet hakkında diyelim. Tablette gördüğünüz gibi One UI'da 3.1 Android 11 ile geliyor. Android güncellemesi alır mı? Açıkçası bu biraz soru işareti diyebiliriz. Açıkçası bu saatten sonra ben hani Android güncellemesi alacağını çok fazla düşünmüyorum. Dolayısıyla hani bu seviyelerde alabilirsiniz. 7040 mAh'lik de bir pilimiz var içerisinde. Evet, genel itibariyle tabletimiz bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde detaylı bir incelemesiyle karşınızda olacağız. Bu arada şu kılıfımızı da açalım son olarak. Kılıfı açmayı da unutmayalım. Evet, şu kılıfımızı da açalım. Şöyle bir çıkartalım. A73 için özel olarak geliştirilmiş bir kılıf. Hemen telefonumuza takalım. Sert arkadaşlar bu arada. Yani şuraları merak ediyorsanız eğer, hani silikon kılıf gibi değil. Gayet sert. Hani telefonunuzu bayağı etkili bir şekilde koruyacaktır. Yani değişik bir tasarımı var. Buradan bir yere asabiliyorsunuz. Kemerinize falan da geçebilirsiniz sanırım. Şöyle kemerine takabilirsiniz. Tabii şu olayın olması kimileri için belki hoşuna gidecektir. Kimileri için de diyecektir ya böyle bir şey varsa ben almam diyecektir. Ama kılıfın hoş olduğunu söyleyebilirim. Telefon üzerinde de güzel duruyor. Farklı renkleri vesaire de mevcut muhtemelen bu kılıfın. Şuradaki çıkıntıyı tamamen yok ediyor. Buradaki kamera çıkıntısı tamamen düzleşmiş oluyor. Genel itibariyle kılıfın da hoş bir kılıf olduğunu söyleyeyim sizlere. Önümüzdeki süreçte hem tablet hem de Galaxy A73 5G'nin incelemesiyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.